işin mutfağına girdik. Oradan çok sık mesaj alıyorum. Bunlar çift katlı PCB'ler. Bunu yapmak için de bilmeniz gerekiyor. Bunları yapmak için de bilmeniz gerekiyor. Bu kumandanın alıcısını tasarlarken hangi aşamaya geldim? Emeklemeden koşmak diyordu. Size göre başarmanın zor olduğu bir şey yapmak istiyorsanız normal PCB tasarımın bir kat bir seviye üstüdür. Öncesinde çok fazla kolayını yapmış olmanız gerekiyor. Yapmış olduğum ilk büyük projeydi. Sürekli bir not kağıdıyla çalışıyorum yani. Bu şekilde panelleme dediğimiz yöntem. Şunu diyebilmeniz gerekiyor. Ben şunları şunları yaptım. Şimdi artık bir adım üstüne geçmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar selamlar. Bu videoda işin mutfağına girdik ve sizin de çok sık sormuş olduğunuz soruların yanıtını bu videoda vereceğim. Şu anda benim çalışma ortamımı görüyorsunuz arka tarafta. Burada bir masam var. Genelde tasarımları burada yapıyorum. Ve hayata geçirdiğim kısımda ve videoları çıkan kısımda burası. İki tane yan yana masa kullanıyorum. Bunun bir oda vlogu şeklinde bir vlog yapmayı planlıyorum ama şu anda sadece tasarımları nasıl yapıyorum, neye dikkat ederek yapıyorum bunları anlatacağım size. Tasarımı yaptığım tarafta ana bilgisayar olarak yani laptop kullanıyorum tasarımı yaparken. Önceki bilgisayarımdan bir masaüstü bilgisayarım vardı. Ondan kalan eski bir monitör var. Onu da ikinci ekran olarak kullanıyorum. Ekranın bir tanesinde laptopun ekranında benim tasarımı yaptığım program açık oluyor. Genelde klavyede bunun üstünde olduğu için buradan kontrol etmeyi daha çok seviyorum. Diğer ekranda da işte data sheet'leri incelemek olsun, hesapları yapmak olsun, çeşitli bazı programlar kullanmam gerekiyorsa o ekranda kullanıyorum. Aynı zamanda arka planda bir müzik açacaksam, video açacaksam onu da bu ekrandan yapıyorum. Yani bu ekrandaki gösterilen şey sürekli anlık olarak değişiyor ama laptopun ekranındaki program hep aynı. Tasarım yaptığım program burada açık oluyor ve buradan bakarak tasarımları yapıyorum. Şimdi zaten nasıl yaptığımı detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu videodan sonra siz de PCB tasarım yapabileceksiniz gibi bir iddiam yok. Ancak zaten aşina olanlar varsa programı kullanmaya benim nasıl kullandığımı görüp belki kendi kullandığı yöntemi değiştirebilirler. Uyguladığım yöntem en doğrusu da demiyorum aynı zamanda ama çeşitli bakış açıları. Bu yüzden bu videoyu hazırlıyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz ki kanalın ana projesi uzaktan kumandalı bir uçak yapmaktı. Bunun kumandasını yapmıştık. Bunun alıcısını tasarlamaya başladığımı Instagram'dan duyurmuştum ve çeşitli aşamalarda oradan paylaşmıştım. Oradan çok sık mesaj alıyorum. Artık bu kartı tasarlarken nasıl yaptığını, hangi adımları izlediğinin detaylı bir videosunu yapar mısın şeklinde. O yüzden bu videoyu hazırlıyorum. Öncelikle ben Proteus programını kullanıyorum. Bu yüzden kendimi ben yeteri kadar eleştiriyorum zaten. Ama her noktasına hakim olduğum bir program olduğu için hala Proteus kullanıyorum. Piyasada çok fazla kullanılan sektör kalmadı. Artık piyasada popüler olarak Eagle ve Altium gibi profesyonel, daha profesyonel programlar kullanılıyor. Ancak ben liseden beri bunu öğrettikleri ve ben de liseden beri bu işlerle uğraştığım için bu programda derinlemesine bir bilgiye sahip oldum. Fazla eksikliğini hissetmiyorum. Sadece komponent kütüphanede bir eksikliğini hissediyorum. Tasarım olarak da belki diğer programların kolaylıkları vardır ama bilmediğim için şu anda kullanmış olduğum program bana en kolay program geliyor. Kütüphanede dediğim gibi eksiklik hissediyorum. Onu da zaten bir videoda anlatmıştım. Komponentleri hem şematik çizimlerini hem de PCB çizimlerini, paket çizimlerini manuel olarak yapabiliyorsunuz. Bu yüzden onun da aslında bir eksikliğini hissetmiyorum. Benim şu anda yapmış olduğum kartla şurada kumandamız ve önümde birkaç örnek var. Bunları da göstereceğim size. Bunlar çift katlı PCB'ler. Çift katlı PCB tasarlamak her zaman normal PCB tasarımın bir kat bir seviye üstüdür. Bu yüzden tabii ki ben de çift taraflı PCB tasarlayarak başlamadım bu işe. Şurada göstermek istediğim bazı örnekler var. Şu 3 tane kart benim hala sakladığım lise ya da üniversite döneminden yapmış olduğum kartlar. Bunlar normal bakır plaketi alıp ütü yöntemiyle evde oluşturmuş olduğum kartlar. Mesela bu L298 motor sürücü devresinin kendi tasarımım. Bazı özellikler, switchler, butonlar eklemişim. Bir robot yarışması için yapmıştım sanırım bunu. O şekilde bir kart mesela. Şunu göstereyim. Bu benim yapmış olduğum ilk büyük projeydi. Bunu lise 3. sınıfta yapmış olmam lazım. Şu şekilde üst tarafa bir LCD takılıyor. Üstünde PIC 16F628'di galiba modeli. Bir PIC mikro denetleyici var. Röle var. Bu ana amacı çiçek soğuma devresiydi. Menü tuşları var işte, buradan günlük periyotları ayarlıyorduk. Bu şekilde bir proje yapmıştım. Bir yaklaşık 10 yıl oluyordur bunu yapalı. Şöyle arkasına bakacak olursanız bakır yolları tamamen bu asit yöntemiyle oluşturuyorduk. Ve sadece tek tarafında yollar var gördüğünüz gibi. Ama şuradaki kartlarımızda her iki tarafta da kartın
yollar var. Son olarak da kendi yaptığım kartlardan bir örnek şunu gösterebilirim. Bu yanlış hatırlamıyorsam 5 amperlik bir ayarlı güç kaynağıydı. Şöyle göstereyim. Bu da bir proje ödevi olarak yapmıştım. Yani söylemem o ki PCB tasarım yapmak demek illaki şu şekilde profesyonel kartlar tasarlamak demek değil. Ayrıca bunlar da profesyonel değil ama sadece hem daha küçük alana çift katlı olduğu için sığdırabiliyoruz hem de görünüşleri daha güzel. Buna ekstra maliyet de ödemeniz gerekmiyor. Yurt dışından bunun siparişini veriyoruz biliyorsunuz. Bu kartları evinizde kendiniz üretebilirsiniz. Bunu yapmak için de bir PCB tasarım programı bilmeniz gerekiyor. Bunları yapmak için de bir PCB tasarım programı bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden PCB tasarım programı illaki şu seviyede bir kart yapmak için ya da şuradan bizim kumandamız boyutunda donanımında bir kart yapmak için bilmeniz gerekiyor değil. Tamamen mesela şuradan ben size göstereyim. Bir kara şimşek devresi. Elektronikle ilgilenen herkes biliyordur. Bunu tasarlamıştım. Çift katlı olmasına rağmen çok basit bir devre. O zamanlar zaten bunu tasarlarken çift katlı devreyi kullanmayı yeni öğreniyordum. Tasarlamayı yeni öğreniyordum. Bunlar deneme devreleriydi. Büyük projelere geçmeden önce bunları denemiştim. Şu an elimde bulabildiğim kartların hepsini getirdim ben ama hepsini anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Daha sonrasında kendim PIC'le ilgilendiğim zamanlar bir PIC geliştirme kartı yapmıştım. Test ve geliştirme için üzerinde bazı donanımlar vardı. İşte otomatik perde sistemi için kartlar yapmıştım. Benim yine bitmiş, tamamlanmış bir ürünüm var. Onu da bir videoda gösteririm. Onun anakartlarını tasarlamıştım ve bu şekilde panelleme dediğimiz yöntem ile bir PCB'de 10 tane kart var. 10x10 santimlik bir sipariş verdiğinizde her bir kartta 10 tane geliyor. Yani 5 dolara 100 tane kart elde edebilmiştim bu sayede. Bunu da nasıl yapıldığını ilerleyen videolarda anlatacağım. Burada dediğim gibi çeşitli bazı kartlar var. Bunların hepsini sırayla size göstereyim. Tabi bazıları eskiden sahibi olduğum kanalla ilgili. Mesela bunun üstünde sıfırdan elektroniğe yazıyor. Bu benim eski YouTube kanalım. 2014'te başlamıştım ve 2018'e kadar içerik ürettim. Yine şöyle bir kart vardı. Bu da yüksek amperli bir motor kontrol kartıydı. Bu şekilde yani ana fikri anladınız. Kart tasarlamak şu anda benim göstereceğim şekilde illaki çift taraflı bir kart yapmak zorunda değilsiniz. Çift taraflının avantajı ne? Onu da geleyim. Mesela şu kartın üstünde çok fazla bir komponent yok. Ama boyut olarak bu boyutta bir kartın alanını kaplamış. Hemen şuna baktığımızda iyi denk geldi aynı devre. Şu anda L298 motor sürücü var. Bunda da L298 motor sürücü var. Hatta üstünde ekstradan 12 tane diyot, bir hız kontrol devresi, bir akım koruma devresi ve onun dışında lojik olarak bir besleme sağlayan bir konverter devresi de bulunuyor. Boyutlarını şöyle ikisini de göstereyim. Çift taraflı PCB tasarlamak, aynı zamanda SMD olarak PCB tasarlamak da burada etkili. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir özelliği olmayan, sadece motor kontrol özelliği olan, tüm hız kontrol bilgilerini dışarıdan harici bir devreyle alması gereken bu devrenin kapladığı alanla her şeyi kendi içinde yöneten bu devrenin kapladığı alan neredeyse aynı diyeceğim ama bu daha bile küçük aslında. Böyle farklar var. Size yönelik olarak söyleyeceğim şey şu ki bu şekilde devre tasarlamanız şu anda yeterli. Hani soranlar oluyor, nasıl geliştirebilirim kendimi, nasıl çift katlı devre yapabilirim, şöyle bir devre yapmam lazım ama şu kadar alanın içine sığmam lazım, neye dikkat etmem lazım diye soranlar oluyor. Aynı şey aslında her konuda geçerli. Bir yazılım geliştirirken de geçerli. Bir şeyin size göre yüksek seviyesini yapmak istiyorsanız, hiçbir şey yüksek seviye değildir bu arada. Her kademenin bir üst kademesi de olduğu için görecelidir yani. Size göre başarmanın zor olduğu bir şey yapmak istiyorsanız, zor gelen bir şey yapmak istiyorsanız öncesinde çok fazla kolayını yapmış olmanız gerekiyor. Ben şunları çeşit çeşit tasarlayıp evde üretip uğraşmasaydım, PCB tasarımının mantığını anlamasaydım, elektronik bilgisi kazanmasaydım şu kartları hiçbir zaman bence gerçekleştiremezdim. Bu yüzden bunu nasıl yapabilirim, çift katlı nasıl tasarlayabilirim diye sormadan önce cümlenin başına şunu ekleyebiliyor olmanız gerekiyor. Bunu bana sorarken söylemiyorum. Ben her zaman yardımcı olurum tekrar. Zaten Instagram'dan sık sık soruyorsunuz ve oradan da yardımcı oluyorum ama şunu diyebilmeniz gerekiyor. Ben şunları yaptım.
Şimdi artık bir adım üstüne geçmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Nereden başlamalıyım? Bunu söyleyebiliyor olmanız gerekiyor ki bir üst aşamaya geçebilelim. Emeklemeden koşmak diyordu benim lise hocam. Hayatımda çok büyük katkısı olan Ali Kafes izliyorsa saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum kendisine. Emeklemeden koşmak diyordu. Ben emeklemeden koşmaya çalışsaydım, yani şunda da aslında bu devre bile tek katmanlı PCB'lerin üst seviyesi bir devre. Şunu örnek alalım. Şunu yapmaya çalışmadan direkt böyle bir şey yapmaya kalksaydım, ki bunu yaparken hayalim buydu. Direkt fonksiyon olarak değil ama şu şekilde profesyonel, güzel görünümlü devreler yapmak istiyordum. Hayalim buydu. Buna gitmek için önce bunu yapmam gerekiyordu ve bunun farkındaydım. Eğer farkında olmasaydım, direkt olarak bu kartı yapmaya çalışsaydım, birçok araştırma, birçok teknik bilgi, birçok sayfaların içinde, data sheetlerin içinde boğulacaktım ve hobiden ya da işten, meslekten soğutacaktım kendimi. Bu yüzden her zaman en hızlı yapabildiğiniz, en az çabayla yapabildiğiniz, en az masrafla yapabildiğiniz şeyi yapın. Onun üstünde ustalaşın. Zaten bir sonraki aşamalarda fark etmeden geçiyor olacaksınız. Sürekli şunları yaptığınızda diyeceksiniz ki biraz daha yakın koysam nasıl olur? Boyutu küçültmek için yapsam nasıl olur? Şunu yaparken tek katmanlı PCB, bunun üstüne SMD parçaları nasıl dizebilirim diye düşüneceksiniz. Ve şunlarda var mı bilmiyorum. Burada örneği yok ama bunun arkasına SMD olarak direnç, entegre. Yani SMD olarak her şeyi buna dahil edebilirsiniz. Tek katmanlı PCB olsa bile. Ama bunun için öncelikle bu PCB'nin mantığını bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden hani önce bir işte pişmek denir ya. Önce pişmeye bakın. Burası biraz sancılı bir süreç olabilir. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Şöyle daha da devam edecek olursak. Şöyle ben sürekli bir not kağıdıyla bu işlemleri yapıyorum. Burada data sheet'imi açıyorum. Burada tasarımımı açıyorum. Aynı zamanda Instagram'da geçen günlerde paylaşmıştım. Bir not uygulamasında tüm proje gereksinimlerine, özelliklerine dikkat etmem noktaları. Hepsini gözümün önünde tek sayfada toplayacak şekilde bunları madde madde notunu tutuyorum. Ve gerçekleştirdiğim maddeleri tikliyorum. O farklı bir sayfaya düşüyor daha sonrasında. Böylece yaptığım, yapacak olduğum aşamaları takip edebiliyorum. Onun dışında tüm hesaplamaları, kağıt üstünde yapacak olduğum tasarımları önümde bir not kağıdı oluyor. Data sheet'ten formülleri açıyorum, hesaplamaları yapıyorum ve devremi uyarlıyorum. Sürekli bir not kağıdıyla çalışıyorum yani. Mesela burada bataryada kullanmış olduğum, batarya diyorum, burada kumandada kullanmış olduğum bazı şarj entegrelerinin formülleri, hangi bacağın nasıl kullanılması gerektiği, montajda dikkat edilmesi gereken noktaları ve aynı zamanda bakın şurada bu kartın ilk hani fikir tasarımı, konsept tasarımı derler ya, onu görüyorsunuz. Tasarımı da bu şekilde kağıt üstüne çıkarmışım. Hemen bilgisayar ekranına geçelim. Şu ana kadar bu kumandanın alıcısını tasarlarken hangi aşamaya geldim, neler yaptım, neler yapacağım, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, bunları orada sizinle paylaşıyor olacağım. Devrenin şematik olarak tüm çizimi bitti. Bunun şu anda PCB'sini çizmeye başlayacağız ama bundan önce ben size devrede neler yaptık, ne aşamadayız bunu anlatmak istiyorum. İşemeye çıkartırken öncelikle daha önce yapmış olduğum devrelerden kopyalar mutlaka çekiyorum. Mesela buradaki MCU yani işlemcimizin olduğu bölüme yaklaşacak olursak, bu bölümü kumandadaki devrenin aynısını kopyalayıp buraya yapıştırdım aslında. Herhangi bir değişiklik yapmadım. Ondan sonra bakacak olursak şunu söylemem gerekiyor benim bu devrede. Sanırım söylemedim daha önce. Ben bu kartı çift katlı olarak tasarlıyorum. Ne demek çift katlı? Yani PCB'nin her iki tarafından da yol geçiyor anlamında söylemiyorum bunu. İki tane PCB olacak. Üst üste bunlar birbirine oturacak. Aynı Arduino Shield gibi düşünün. Bu şekilde bir tasarım yapmayı planlıyorum. Bunun sebebi de şu. Biz bunu üretecek olduğumuz bu kartı uçağın içine koyacağız. Yani uçağın içindeki kısıtlı alana sığması gerekiyor. Eğer ki ben GPS modülü, SD kart modülü, gyro sensörümüzün modülünü de bu kart üstüne çizecek olsaydım çok boyutu büyüyecekti ve her zaman belki de kullanmak istemeyeceğim özelliklere sahip bir kart yüzünden boyutu büyütmüş olacaktım. Yani SD kartı her zaman ihtiyacım olmayabilir. Basit bir şekilde uçak uçurmak isteyen kişiler, ki ben de ilk aşamada amacım bu olacak, GPS ve gyro sensöre ihtiyacı olmayabilir.
Ama bunun kapladığı alan buna ihtiyacı olmayan kişilerin ihtiyacı olmayan boşuna gereksiz harcanmış bir alan olacak yani. Bu yüzden sonradan entegre edilebilir şekilde bir tasarım yapmaya çalıştım. Kartın ana kısmı basit olarak uçağı uçurabilecek donanımlar burada var. Hatta basit olarak bir tık da ötesinde bazı özellikler var. Şimdi ondan da bahsedeceğim zaten, görürken siz de anlıyorsunuzdur. Ne var kartımızda? Ana kontrolcü olarak bir işlemcimiz var. Burada Arduino Uno, Arduino Pro Mini ve Nano'daki ortak işlemcileri olan Atmega 328P'yi kullandık. Buna güç verebilmesi için 5 voltluk bir regülatör katı. NRF24L01'i biliyorsunuz 3.3 voltla besliyoruz. Bu yüzden sadece bunun için bir 3.3 voltluk konverterimiz var. Batarya seviyesini ölçebilmek için burada böyle bir tasarım var. Batarya girişi için burada bir Clemens ya da konnektör. Bir de buzzer ekledim. Bu buzzer'ı da şu amaçla kullanacağım. Yani belki kumanda işleştiği zaman ötebilir. Batarya seviyesi düştüğü zaman ötebilir. Yani tam olarak senaryosunu bilmiyorum ama mutlaka buzzer'a ihtiyacımız olur. Farklı senaryolarda aklınıza geliyorsa, ben boş bir pin kalıyordu. Sizin de Instagram'dan sormuş olduğum hangi donanımlara sahip olsun alıcımız diye sormuş olduğum ankette söylemiş olduğunuz bir özellikti buzzer. O yüzden onu da eklemek istedim. Bunun haricinde tabii ki NRF24L01'imiz var. Onun haricinde bahsetmediğim burada servo motor ve ESC'nin beslenebilmesi ve dataları alabilmesi için burada bir yapımız var. Bir de üst katmanla, yani diğer PCB ile şu an bahsettiğimiz PCB'nin haberleşebilmesi için hem voltajların üst kata aktarılması hem haberleşme protokol bacaklarının yukarıya aktarılması, boştaki pinlerin yukarıya aktarılması için burada bir header yapımız var. Şimdi tek tek yakınlaşacak olursak, işlemci kısmını zaten göstermiştim. NRF kısmını önceki videolardan biliyorsunuz, zaten hiçbir şey yok. Burada basitçe devrenin girişinden başlayalım o zaman. Batarya in dediğim kısım, buraya bataryayı bağlayacağımız bir Clemens olacak. Batarya ölçümünde şöyle bir gerilim bölücü kullandık. Buradan voltage sample olarak da isim verdim. Buradan Arduino analog olarak okuma yapacak. Bunu matematiksel içinde bir işlem yaptırıp kalan voltajı öğrenebileceğiz. Çok basit bir devre, standart bir gerilim bölücü. Başka voltajı ölçebilecek bir yöntem aklıma gelmedi benim. Bilen varsa tabii ki bunu da yorumlar kısmından yazarsa bu kartın ileri seviyelerinde onu ekleyebilirim. 3.3 voltluk regülatörümüze baktığımızda çok sık kullanılan LM317 entegresini kullandım. Bir önceki kartımızda, yani kumandada ben çok fazla donanıma kasmıştım açıkçası. Bu yüzden boyutu küçük, yetenekleri yüksek, bayağı özellik olarak bize hayli götürebilecek entegreler bulmuştum. Ancak bu seferki kartımızda bunu yapmak istemedim. Çünkü şöyle bir sorun yaratıyor bize. Bu tarz entegreleri her yerden bulamıyorsunuz. Mesela burada LM317 neredeyse bakkala gitseniz bulabileceğiniz bir konverter entegresi. Bu yüzden boyutu da küçük, akımı da bizim ihtiyacımızı karşılıyor. Bu yüzden bunu kullandım. Her yerde bulunabilsin istedim. Basit bir devre, az komponentle kurabiliyorsunuz. Buradan çıkıp 5 voltluk kısma geldiğimiz zaman burada şöyle bir şey var. Aslında burada da çok fazla kullanılan, benim de daha önce çok kullandığım ve güvendiğim bir entegre olan LM2576 kullanacaktım. Ama boyutu çok büyük. İhtiyacı olan bobinin boyutu kendisinden bile daha büyük. Bu yüzden çok alan kaplayacaktı ve bizim de bu kartı üretmekteki ana hedefimiz, yani İlk dikkat etmemiz gereken üretirken husus boyutunun küçük olmasıydı. Ben o entegreyi koyduğumda, o şekilde bir tasarım yaptım, denedim. O entegreyi koyduğumda mümkün değil. Ben istediğim boyutlara bunu sığdıramıyordum. Bu yüzden bu entegreye geçtim. Gene Özdesan'dan araştırmamı yaptım. 5 volt 3 amperlik bir konverter entegresi bu. Ama tahmin ediyorum ki 1.5 amperlik bir şeyde ihtiyacımızı görecektir. Ben hem boyut hem performans ve fiyat, bunları değerlendirdiğimde bu daha uygun geldi. Stok miktarlarına baktığım zaman da 20-30 bin civarı stoğu vardı ve gelecek stok var olarak gözüküyordu. Yani bir stok sıkıntısı çekebileceğimiz bir ürün olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden bunu kullandım. Daha önce kullanmamıştım ama datasheet'ine bakarak oradaki örnek devreyi kendi hesaplarıma göre yapıp bazı düzeltmeler yapıp kendi devreme entegre ettim. Burada buzzer kısmına gelecek olursak, tabii ki buzzer'ı direkt olarak Arduino çıkışından sürmek çok doğru bir yaklaşım değil. O pini uzun vadede bozacaktır. Çok yüklenmesine sebep olacaktır. Bu yüzden harici 5 volttan bir transistör yardımıyla bu buzzer'ı sürüyorum. Bu şekilde bir burada da tasarım yaptım. 5 adet servo motoru için çıkışım var. 5 adet biraz az gibi gelebilir. Ancak dediğim gibi Atmega 328P işlemci kullanmıştım. Hem kumandada hem alıcıda aynı olsun istedim. Bu yüzden onu kullandım ama bunun PWM çıkışları sınırlı.
Aslında 6 tane PWM çıkışı var ama bir tanesi SPI haberleşme protokolünün aynı zamanda pini olduğu için bir tanesini direkt elledim baştan. Bu yüzden 5 tane kalmıştı. Şöyle de bunu kullanmadan önce hani işlemciyi de değiştirebilirdim ihtiyacımı görmesi. Ama kullanmadan önce şöyle bir hesap yaptığımda işte kanatçıkları hareket ettirmesi için kaç tane servo ihtiyacım var? Baktım aslında 5 tane olsa iyi olur ama 4 taneyle de yapılabiliyor. Bir tanesini de ESC'ye ayırdığım zaman tüm ihtiyacımı aslında bu şekilde görebiliyorum. Biraz az gibi gelebilir ama dediğim gibi amaca yönelik bir proje olduğu için benim ihtiyacımı şu anda görüyor. Ve sizin ihtiyacınızı da görecek. Özellikle kara ya da deniz aracı kullanacaksanız bunlardan en az 2 tanesi zaten boş kalacak. Sadece uçakta bu kadar fazla kullanmanız gerekiyor. Bunu da buraya koyduktan sonra üst kat ve alt katmanın haberleşmesini sağlayan pinleri burada çizdim. Şimdi hemen fazla uzatmadan şu konuya değineyim, sonrasında PCB çizimine geçelim. Şimdi bu ürünlerin söylemiş olduğum gibi mesela şuradan gelecek olursak mesela kondansatör. Bunun birçok kılıf olabilir. Hemen giriyorum mesela bakıyorum Özlisan'dan hangi kondansatörü kullanabilirim diye. Oradan baktıktan sonra hem boyut hem fiyat olarak bir değerlendirme yapıyorum. Bu malzemelerin paket seçimini nasıl yaptığımı anlattığım bir video var. O videoyu izleyerek nasıl yaptığımı da görebilirsiniz ama mesela şu anda şuraya gelecek olursak ben bu örneği göstermek istiyorum. Bir buzzer kullandık demiştim. Bu buzzer'ın şöyle hemen ben Özlisan'ın sitesini getireyim. Buraya buzzer yazdığımda gördüğünüz gibi 136 tane farklı burada buzzer çeşidi var. Bunun hangisini kullanmak istediğimi benim seçmem gerekiyor. Bu yüzden de buradan hemen filtreleme menüsünü kullanıyorum. Öncelikle ben SMD olmasını istiyorum. Bu yüzden bunu seçtim. Daha sonrasında 5 volt ile çalışabilmesini istiyorum. O yüzden voltaj rate'i 5 volt olarak ayarladım. Filtrele dediğim zaman bana bu aradığım kriterlere uygun olan buzzer'ı çıkartacak. Ben buradaki en üsttekini seçtim. Şurada açık zaten seçtiğim. Bunun data sheet'ine daha sonra giriyorum. Eğer beğendiysen buradaki seçenekleri değerlendiriyorum. Hem fiyat hem stok durumunu göz önünde bulundurarak aynı zamanda tabii ki hem data sheet'inden de görebiliriz hem de burada yan tarafta bazı özellikleri yazıyor. Bunlara göre ben seçimimi yaptıktan sonra onun data sheet'ine girip tekrardan buradan özelliklerine bakıp paketini görüyorum. Paket yapısını ben kullanmış olduğum buzzer'da da çizmem gerekiyor. Onu da gelip buradan paket çizimi ve komponent çizimi nasıl yapılır? Bunu da anlattığım bir videom var kanalda. Kartlar kısmından o da çıkmıştır şimdi. Veya açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Burada gelip o paketin de birebir aynısının çizimine yapıp ekliyorum. Bu paketleri hazır olarak bulmak zor. Bu yüzden kendiniz çizmeniz gerekiyor. Şimdi gelin fazla uzatmadan PCB çizimine geçelim. Ve orada nelere dikkat ediyorum size onları anlatayım. Burada dikkat etmem gereken şey benim tabii ki boyut. Şimdi düşündüğüm zaman ne kadar bir boyut benim uçağımın içinde var onu bilmem gerekiyor. Ve kartı mutlaka düz bir şekilde koymam gerekiyor. Çünkü gyro sensör eklenecek daha sonra bu karta. Ve düz koymazsam daha sonrasında yazılımda kalibrasyon için işimi zorlaştırmış olurum. Bu yüzden elimden geliyorsa eğer yapabiliyorsam önce kartı düz koyacak şekilde boyut tasarlamam gerekiyor. Düşündüğüm zaman uçağın içinde benim hem batarya hem de kartı koyabileceğim boş alanı düşündüğüm zaman tahmin etmeye çalışıyorum. Yaklaşık 3 ya da 4 santimlik bir genişlik olacaktır. Yani uzunluk olarak daha büyük olabilir ama genişlik olarak sınırımızı 3-4 santim arası tutalım diye düşünüyorum. Onun için mesela 3,5 santim şu an için iyi gibi. Bu yüzden öncelikle benim PCB'min sınırlarını buraya çizmem gerekiyor. Hemen şuradan. Peki uzunluk olarak ne kadar olmalı? Bu aslında benim kullanacak olduğum, yani benim tasarımıma bağlı. Uzunluk olarak pek bir sınırımız yok ama yine de şu anda uçak tasarımımız hazır olmadığı için net bir şey diyemiyorum. Bu yüzden olabildiğince küçük yapmak yine benim kârıma olacaktır. Hem üretim maliyetlerini düşürecektir hem de dediğim gibi benim işime yarayacaktır. Bu yüzden 5 santime sığdırabiliyorsam dediğim gibi benim için iyi. Ama 5 santime pek sığdırabileceğimi düşünmüyorum. Bu yüzden bunu 6 santim yapalım. 3,5'a 6 santimlik şu anda bir alan hazırladım. Bunun içine tüm kartın donanımlarını sığdırmaya çalışalım. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler dışarıdan erişmek isteyeceğiniz şeyler. Mesela potansiyometre olabilir. Bağlantı konnektörleri, klemensleri olabilir. NRP24L01'in anteni olabilir bu proje özelinde. Bunlara dışarıdan sürekli erişmek isteyeceksiniz. Müdahale etmek isteyeceksiniz ve bunların kolay ulaşılabilmesi için kartın kenarlarında ve mümkünse tek tarafında olması sizin işinize yarar. Yani burada aslında kartı tasarlarken sadece kendiniz kullanacaksınız, bunlara pek dikkat etmeniz gerekmiyor açıkçası. Ama eğer son kullanıcı ürünü bir ürün geliştiriyorsanız burada kullanıcı deneyimine de
aynı zamanda tasarlıyor olacaksınız. Bu yüzden tüm komponentleri, kullanıcının müdahale etmek isteyeceği tüm komponentleri, tüm malzemeleri, tüm giriş ya da çıkışları kartın tek bir yanına ya da tek bir köşeden baktığı zaman erişebileceği şekilde koymanız gerekiyor. Aynı zamanda bir kutu tasarlayacaksınız. Tasarlayacak olduğunuz aklınızdaki kutuya da uygun bir şekilde bu tasarımı yapmanız gerekiyor. Hemen bunlara da dikkat etmeniz gerektiğini, en azından benim bunlara dikkat ettiğimi söyledikten sonra kartın tasarımına geçelim. Siz bu kısmı hızlı çekim olarak izleyeceksiniz büyük ihtimalle. Hatta kesik kesik de izleyecek olabilirsiniz. Çünkü burası yerleştirme planı yapmak bile uzun bir süre alan bir işlem. Sadece şuna dikkat edeceğim. Göstermek için arada bölmemek adına videoyu onu göstereyim. Mesela buraya 6 MB 328P işlemcimi koydum diyelim. Ve şuradan da header'larımı koyacağım diyelim. Şimdi bakın, görmüş olduğunuz gibi bu entegrenin tek bir tarafından tüm bağlantılarını alıyor. Ben bunu şematik tasarımda da bunu düşünerek yapmıştım. Bir kısmı bu yandan, bir kısmı bu yandan alsaydı yolların buradaki header'lara, petlere gitmesi zorlaşacaktı. Bu yüzden tek bir yandan bu header'ların bağlantısını yaptım. Ben gidip de bunu şimdi PCB tasarımında buraya koymak varken şuraya koyarsam ne olmuş olacak? Yollar böyle buradan çıkıp böyle dolaşıp gelmeye çalışacak. Buradaki entegrenin pinleri de yukarıdaki bacaklara gitmeye çalışacak. Bu yüzden büyük ihtimalle benim çizimim başarılı olamayacak. Tüm yolları götüremeyeceğim. Bu yüzden bunları nereye yakınsa oraya koyuyorum. Hatta şuradan bunu da 45 derecelik şurada bir açı vererek bakın tam ona denk gelecek şekilde koymuş olacağım. Böylece direkt buradan çıkıp yollarına gidebilecek. Eğer jumper da koyduğumda direkt burada olacak. Burada dikkat etmem gereken bir diğer husus mesela şu anda gördüğünüz gibi çarpı şeklinde diyor. Yani sağdaki petler entegrenin sol tarafına, soldakiler sağ tarafa gitmeye çalışıyor. Benim bunu da baştan görüp böyle çevirip bakın daha düz bir yol izleyecekler artık. Bu benim yolları çizerken işimi kolaylaştıracak. Daha az çakışma yaşamamı sağlayacak. Bu yüzden bunlara da dikkat etmem gerekiyor. Şimdi hemen çizime hızlı çekim olarak devam edelim. Evet, şu anda tasarım bitti. Otomatik çizim olarak yaptırdım ama mesela biz buradan yol sekmesini alıp buradan kendimiz de yolları çizebilirdik. Büyük ve çok fazla atlama gerektiren küçük bir alana sığdırmamız gereken bir devre olduğu için ben otomatik çizim yaptım. Proteus'un bir avantajı bu olabilir bu arada. Eğer ki önceki dizilimi güzel bir şekilde yaptıysanız çok iyi otomatik çizim yapıyor. Diğer programlarda var mı bilmiyorum dediğim gibi ama Proteus'unkinden ben oldukça memnunum. Şu anda çok fazla üst ve alt katman arası geçiş oldu. Şöyle 3 boyutlu görüntüleyiciden baktığımız zaman özellikle işlemcinin olduğu tarafta çok fazla var. Neden? İşlemciden direkt jumperlara, buradaki hem program pinine hem jumperlara çok fazla hem de şuradaki servo motorlar için ayrılmış kısma çok fazla data gitmesi gerekiyor. Yani yol gitmesi gerekiyordu. O yüzden burada bir yol trafiği sıkışıklığı meydana geldi. Yoksa şurada görmüş olduğunuz gibi neredeyse hiç atlama olmadan konverter katlarını halletmiş olduk. Arka tarafa bakacağımız zaman bu şekilde bir yapıda arkada oluşmuş oldu. Şimdi bunu tabii ki power pad dediğimiz ground'la tüm anakartı kaplayacağız. Onu yapmayı da göstereyim. Ben bunu da göstereceğim ama bu tasarımı yine son bir sefer ben gözden geçireceğim. Bu atlamaları mümkün olduğunca aza indirgemeye çalışacağım ve yerleşimde bir sıkıntı var mı? Ben buraya NRF modülü taktığımda yana şu pinleri koyabilecek miyim mesela? Gerçek hayat simülasyonu yapmamız gerekiyor. Yani bunun boyutu ben paketi çizerken sınırları NRF'nin buraya kadar gelecek maksimum. Ama mesela vidayı taktığımda buradaki jumper'ı etkileyecek mi? Bunları iyice hesaplamam gerekiyor. Onları yapıp sonrasında PCBWay'den bunun baskısını vereceğiz. Bildiğiniz gibi daha önceden de oradan veriyorduk. PCBWay şu anda yıl sonu ya da yılbaşı ilkbahar
tatilinde olduklarını söylediler bana. Bu yüzden nasıl olacak bilmiyorum. Bakacağım. En kısa sürede bu kartların üretiminin yapılmasına çalışacağım. Montaja gidecek, yani baskıya gidecek olan kartın son hali bu olmayabilir. Ancak şu ana kadarki izlemiş olduğunuz, görmüş olduğunuz kartla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu gerçekten merak ediyorum. Büyük ihtimalle bu kartı baskıya göndermeden önce siz bu videoyu izliyor olacaksınız. Bu yüzden fikirleriniz doğrultusunda bu kartı baskıya gönderebilir, revize edebilir ya da yeniden bir tasarım yapabilirim. Aynı zamanda çift katmanlı tasarım sizce mantıklı mı? Bunu da yorum kısmından benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Bu videoluk bu kadar olsun. Son bir kez de şöyle tam hepsinin 3 boyutlu kütüphanesi olmasa da böyle olanları üstüne 3 boyutlu olarak eklediğimde görmüş olduğunuz gibi kartımız bu şekilde bir görüntüye sahip olacak. Kartla ilgili düşüncelerinizi dediğim gibi olumlu olumsuz eleştirileriniz varsa da bunları da yorumlar kısmından lütfen paylaşmaktan çekinmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana destek olmak için bu tarzda kartların daha fazla üretimini yaptırabilmem için kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.